Kimi ineğini sattı, parayı depremzedelere bağışladı, kimi sobasını yolladı. Türkiye'de nene hatunlar bitmez dedirten görüntüler geliyor. Duygulanarak minnetle izliyoruz. Kimseye vermiyor, ben götüreceğim diyor. O ölenlerin hayrına, toprak altında kalanların hayrına. Babamı gönderiyorum, isterseniz içine de odun doldurayım, karaciğerim yavrularım. Kimi yorganını sırtında taşıdı, kimi üzerindeki montunu çıkarıp gönderdi. Kahraman Türk kadını bir kez daha bu ülkede nene hatunlar bitmez dedirtti. Bir 200 lira teyze getirmiş. 5 gündür Türkiye'nin aklı da yüreği de deprem bölgesinde. Tıpkı Kezban ninenin olduğu gibi. O kimin? O da Suat abi, şehitti. Üstelik o en kıymetlisinin şehit oğlunun kıyafetlerini gönderdi depremzedelere. 1994'te PKK'lı hainlerin şehit ettiği yavrusunun Suat Yaşar'ın emanetlerini son kez öptü, kokladı, gözünü kırpmadan yolladı. Hayırlı olsun. Ve bir başka yüce gönüllü kadın Rize'de takıldı kameralara, yardım poşetini sırtında taşıdı. Bastonla zar zor yürüyen bir başkasıysa depremzedelere ulaştırmak istediği yorganı kimselere bırakmadı. O da sırtında getirdi depolama alanına. Sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol. Yorganınızı, neyinizi kodum, güle güle yattın yavrularım. Yiyecek içeceğinizi hep kodum yavrularım. Amasyalı Sultan ninenin ise tek ısınma kaynağı evdeki sobasıydı. Bir an bile düşünmedi yardımları toplayan görevlilere teslim ederken. Karaciğerim yavrularım. Kars'ın Karahan köyünde yaşayan Sarıgül nine ise belki de tek geçim kaynağını, ineğini sattı, parasını gönderdi. Allah devletimize hiçbir zaman zarar vermez. Amin. Allah devletimizi... İşte görüyorsunuz efendim, Türkiye yaşanan acıya karşı kenetlenmiş durumda.